Sitelerinde daha çok çekimserler, biraz bu işin kendilerinin işi olmadığı yönünde bulgular var. Ancak dediğimiz gibi alan çalışması, teknik bilgiler, deliller, görgü şahitlerinin ve bölgedeki aldığımız ifadeler bunların bu işin faili olduğu yönünde büyük ipuçları veriyor. Sayın Valim, parmak izi vardı bu işin. Parmak izini yeni aldı diyor arkadaşlar. Onun üzerinde kriminalle beraber çalışacaklar. Peki. O şu anda adli soruşturma sonrasında ortaya çıkacak ama belli bu alanda anlamda bulgular var. Yani ETS kayıtlarına falan. Onlar takip ediyor arkadaşlar. Evet. Peki evet. Ama kişiler diğer bölgeden evet. İlç. Kimliklerini bilahare adli süreç devam etti ve ifadeler, deliller ve diğer konularda soruşturmanın selameti için o konuda çok detaya girmiyoruz. Ancak ilçemizden olan iki vatandaşımız. Evet. Sayın Valim, bağlantısı var mı size göre? Yani biz ilk günden itibaren özellikle av tüfeğiyle ateş edilmesi ve tüfeğin bulunmasından itibaren olayın yerel bir olay olduğu konusunda kanaatimizin ağırlıklı olduğunu belirtmiştik ve şu anda elde edilen şüphelilerin durumu ve olay da bunu doğruluyor. Ancak yine de adli süreç tamamlanmadan, bu kişilerin bağlantıları ve diğer olaylar sonuçlanmadan olay büyük oranda böyle gözükmekle birlikte kesin konuşmak için erken. Peki efendim, iki kişinin dışında başka kişiler var mı? Onu bir tahkikatla ortaya çıkacak ama bu iki kişi bize bulguların, alan çalışmasının ve görgü tanıklarının ifadesi bu iki kişiye ulaştırdı bizi. O konuda çok net bir bilgi yok ama o konvoyun içinde olduğu ve görüntülere takıldığı, hatta bazı televizyonlarımızın çekimlerinde o kişinin orada göründüğünü gören insanlarımız var. Zaten onların bilgileriyle buna ulaştık. Yani zanlılar o ara bir tanesi olabilir. Evet, olay yerinde olduğunu bir başka görgü tanığımız şu aşamada teyit etmiş gibi oldu. Dolayısıyla olayı o boyutuyla biz değerlendirdik. Sayın Valim, ilk ifadelerinde amaçları ne oldu? Onu şu anda ifadeyi o anlamda kaçınıyorlar. Daha çok kendilerinin bu olayla ilgisi olmadığı yönünde bilahare o olaylar, deliller, karşılıklı yüzleştirmeler ve adli süreçle beraber ortaya çıkacaktır. Yok, şu aşamada onu da adli boyutla beraber değerlendiririz. Bu konuda daha fazla detay bilgiyi soruşturmanın selamet için girmek istemiyoruz. Ben sizlere de ilginiz için bu süreçte olayın aydınlatılması için gösterdiğiniz sabır, ilgi, yoğun çalışma, gece gündüz mesainiz için bütün ekip arkadaşlarımızla beraber sizlere de teşekkür ediyorum. Efendim, zanlılar nerede şu anda? Adliye sürmene emniyet mi? Orada emniyette ve adli süreç devam ediyor. Yani orada mı efendim soracaklar, burada emniyet? Burada. Şu an buraya başsavcımızla görüşüp süreci bu tarafa büyük ihtimalle adli süreç. Nihat abi, Emre nerede? Ya sizin bu işten işiniz yok şimdi, ne oluyor? Hayırdır? İnanmıyorum yani benim. Tanıdığınız mıydı kendisi? Yani Nihat Bey. Nihat tanıdığım, diğeri benim arkadaşım. Öyle bir çocuktu, yapacağım ihtimal vermiyorum. Yani. Siz muavininiz demiştiniz. Benim muavinim, benimle beraber çalışan çocuk. Siz de hiç görüştün mü olayın ardından filan? Tabii görüştük. O akşam zaten işi vardı, rize edecekti o. Yani ben böyle bir şey ihtimal vermiyorum. Ben Emre olarak kesinlikle ihtimal vermiyorum. Emre Altıntaş'tır diye ihtimal vermiyorum kesinlikle. Ben kefilim her türlü. Çünkü çocuk bir sineğin zitmiyor ya. Çocuk gülmekten aciz bir çocuk ya. Çocuk kavga olursa kaçar, ben kavga ederim. O kaçar gider, ağlarsız da böyle bir çocuk. Yani ben öyle bir şey yaptığına ihtimal vermiyorum. Ama kullanılmış olma ihtimali var. Yok, onu Allah bilir. Böyle işte.